Sevgili dostlar, bugün gene bir çarşamba, fakat bugün açık mikrofon stand-up gecesi olsa da, ki var, gene var. Aynı zamanda başka bir etkinlik daha var. Kaan Sekban Saçmalar gösterisi Zorlu PSM'de drama sahnesinde olacak. Her komedinin, her sahne işi yapanın hayali olabildiğince sık ve büyük salonlarda seyirciyle buluşabilmektir. Kaan Sekban da bunu son bir senedir gerçekten büyüte büyüte, üstüne böyle çıta koya koya, en son bu arada bilmiyorum, takip edenler belki gözünden kaçırmıştır. Sahnesine, yani birinci yıl gösterisinde Trump gösteri merkezinde, bu arada dipnot, ben de Trump'la gösteri yapmıştım. Cem Yılmaz sahnede aynen şu sözleri söyledi. En zoru da bir kişiyi güldürmek, kendini. Sen onu başarmışsın bir kere. Aynen. O çok önemli bir şeydi. İnsan kendini güldürdüğü zaman herkes de onu zaten fark ediyor. Çok güzel. Kendi hikayesini anlatan insanlara hasretiz biz. Herkesin yüzü gülüyor. Çok mutlu, çok mutlu. Ya Cem de hep anlattığı şeylere kendi gülüyor. İşte ben kime gideyim diyordum. Bugün bir fırsat yarattım. Ay. Cem Yılmaz'a para verseniz bunu söylemez. Bunu yapmaz. Yok ya. Her yorum, her eleştiri, bütün fotoğrafların altındaki iyi niyet mesajları gösteriyor ki ortada çok güzel bir iş var. Sezonu bitirdi, bir yıldır stand-up yapıyor. Başladığı noktadan itibaren hep işi büyüte götürdü. Şimdi kapalı gişeler 500 kişilik salon, 1000 kişilik, 1500 kişilik. Daha sahneye açıyor 2 gün sonra kapalı gişe. Gösteri yapıyor 2 gün sonra kapalı gişe. Dedik ki artık bir canlı canlı izlemek lazım. Ve bu yüzden bugün Emre, ben, babam, üçümüz saat 9'da Zorlu PSM'de olacağız. Yani inanıyorum çok güzel olacak ve 3 saat sürecekmiş. Ya bakın, 3 saat stand-up için Netflix takip edenler varsa, stand-up için uzun bir süre. Yani benim kendi tek kişilik gösterilerim 1 saat, 1,5 saat arası sürüyor. Hani olimpik koşucu olmak lazım. Öyle bir kondisyon gerekiyor. Sahnedeki için de, seyirci için de. O yüzden iki taraf için de zor. O tempoyu, o yani o kahkaha seviyesini, o enerjiyi yakalamak ve öyle tutmak zor bir iş. Kendisinden izin de aldım. Mesajlaştık. Şöyle mesajlaştık. Onu da hemen kısaca söylemek istiyorum. Bizim bir aile grubu var. Annem de bugün şöyle bir mesaj atmış. Bugün Oğuz'la Denizhan Vedat Sakman'a gidecek izlemeye diye, dedim. O Vedat Sakman değil. Ve bunu da bir ekran görüntüsü alıp kendisine gönderdim. Çok hoşuna gitti ve paylaşmak için benden rica etti. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat. Şakaları ve esprileri koymadan vlog çekebilir miyim? O da dedi ki ne demek? Ortamın büyüsü, coşkusu elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. İnşallah güvenlikler de çok fazla sıkıntı çıkarmaz. Çünkü normalde biliyorsunuz çekilmez. Çekmeyin. Gümüş. Bugün Kaan Sekban'ı mı izleyeceğiz? Evet. Ve kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum? Yok. Gelip 2 saat kaldı etkinliğe. Babam da ben gelecek. Ben bu renklerin beni açtığını düşünüyorum. Yeah. Merhaba. Hello. Sen de gelseydin yalnız ya. Nereye? Abi çağırmadık işte. Abi beni neden çağırmıyorsunuz bir yerlere, anlamıyorum. Ben çağırmadım. Hayır, çağırmayın. Sonra da diyor ki keşke gelseydin ya. Hayır, falan. Işte, sanki çağırdım ben geldim. Hayır, şimdi stand-up grubumuz var bizim. İkimiz sadece. Biz sonra gidiyoruz. Büyük grup. Hani gittiğimiz yerlere beraber gidiyoruz. The man. Baboli. The father. Who waits? One man. Ancho. Ve gösteriye dakikalar kala. Zorlu PSM drama sahnesinin terasındayız. Gerçekten kapalı gişe olmaya doğru gidiyor Emre'cim. Evet, aynen öyle. Babamla birlikte ilk defa benim gösterim dışında bir stand-up'ı. Ha yok, izledik, yalan olmasın. Darısı Emre'cim, bizim için de böyle büyük salonlara inşallah. Şimdi bizde yaptığımız gişe gibi iyi olacak. Bakalım, inşallah bizim de bu dönem ya da bir sonraki sezona burada güzel gösterilere imza atacağız birlikte. Eleksiz ki biz de yapacağız. Anne ile babayı da görüyoruz. Tabii ki gösterilerde yalnız bırakmıyorlar. Artık yavaş yavaş başlama noktasına geldi şu an. Kapasite fullendi. Ve iyi değilsiniz. Thank you.
aslında burada olalı ve görüşelim tekrardan. Evet, gençler. Ara, 10 dakika ara. 1,5 saat dedim, kesmeden yaptı. Bayağı. Bence bayağı iyi. Ki bana çok hitap ediyor. Ben kurumsal hayatta bir banka bir şeyle çalışmadım ama. Evet. Yani çok yüksekti. Herkes devam ediyor geceye gördüğüm gibi. Gayet güzel. Tekrardan hoş geldiniz. Bir nefeslendik, soluklandık. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gösteri sonrası kitap imzala. Güzel bir oyundu. Vallahi ben olabildiğince sadece alkış anlarında kamerayı çıkarttım. İnsanları rahatsız etmemek için kameraya böyle elimi kapatıp şey yaptım. Kaç tane alkış koptu ben de sayamadım yani. Çok yere geldi. Kahkahalar gayet. 3 saat çok büyük prodüksiyon ya. Yani 3 saat büyük bayağı evet, çok büyük performans. Gösteri bitti, saat 12 şu anda gece. Yarın iş var, hafta içi çarşamba günü. İnsanlar kitap imzalatmaya bekliyorlar. İyi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tamam. 3 saat sürdü zaten. 3 saat sürdü. Gösteri bitti. Kitap imzalatma seansına şimdi evet, geçiyor. Evet, şimdi kitaba gidiyoruz. Kitaba gidiyoruz. Hadi. Evet. Sıraya girmesek de Kaan sektörü. Yani kısa bir şey yapmış bulundum yani şu anda. Kitabımızı anlatmaya küçükler de aileleriyle geldiler.